Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve afdalu salatu ve teslim ala seyyidina ve habibina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, fe yekulullah ta'ala fil Kur'an-ı Kerim ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku ve zkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'an fe'allef beyne kulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Değerli Müslüman kardeşlerim, Yüce Mevla Kur'an'ında şöyle buyurdu: Ey Müslümanlar, hepiniz birlikte olarak İslam dinine, Kur'an-ı Kerim'e sık sık sarılın. Sakın dağılmayın. Allah'ın nimetini daima hatırınıza getirin. Siz İslamlıktan önce düşmandınız. Şimdi ise bu İslam dini sizleri kardeş eyledi. Yüce Mevla yine Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor: İnnemel mu'minûne ihve fe aslihû beyne ehaveykum. Manesi, Müslümanların dini akide dini, özellikle kardeşler, aralarında bir nida, yakırgınlık olduysa hemen ıslah edin. Devamlı birlikte kardeş kalırsınız. Öylelikle İslam dini kuvvetli kalır, yıkılmaz. Sevgi ve muhabbet üzere yaşarlar. Şöyle de denir: El-ittihad yuladul kuvve. Yani birlik kuvvet getirir. Yine şöyle bir söz var. Yine Resulümüzün değerli bir hadisi var: Yadullahi ma'al cema'a. Yani Allah'ın yardım eli cemaat olan kimselerle. Yine şöyle değerli bir söz var: Nerede birlik, orada dirlik. Nerede yok birlik, orada yok dirlik. Değerli Müslüman kardeşlerim, biz de Suriye'de yerimizi, yurdumuzu mecbur durumda bıraktık geldik Türkiye'ye. Dedelerimizin yurduna. Çünkü Suriye Türkmenlerinin aslı Türkiye'den Suriye'ye gitti. Hemen hemen 70 bin kişi 600 sene önce Osmanlı Devleti ekim yaptı kendileri ta İsrail hüdüdüne kadar. Şimdi ise asıl dedelerimizin yurduna geldik. Bizi de Türkiye hükümeti misafir diye karşıladı. Yüce Mevlamız razı olsun. Türkiye devletinden çok çok değer verdi bizlere. Türkiye'de gördüğümüz güzel bakımları Suriye'de görmemiştik. Bizim de aslımız Türkiye'den olduğumuzdan bu Osmanlı zamanında Suriye'ye geldiğimizden Türkmen şairi şöyle demiş: Aslımız Osmanlı çamurundan yoğrulmuş, sevgisi kalbimize sık sık dolmuş, hayatımız aydınlı, nurlu günler görmüş, hem sürekli olarak izzetle, keramatla yaşamış. Değerli Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz, sizlere nasihatim, Türkiye hükümetine ve başta olan Tayyip Erdoğan'a ve etrafındaki olan kimseleri duadan unutmayın. Biz de bugünlerde mübarek Ramazan ayında yaşıyoruz. Dualar, dilekler kabul olur inşallah. Müslüman Suriyeli kardeşlerim, bizim Suriye'de hukukumuz kaybolmuştu. 50 seneden beri bir Türkmen vekili yoktu. Yani milletvekili dedikleri gibi. Şimdi burada
Türkiye hükümeti Suriye Türkmenlerini temsil eden değerli bir kişi koydu. Yani Suriye Türkmen Meclis Başkanı koydu. O kimse her bir ihtiyacımızı ve gerek sesimizi Türkiye hükümetine duyuruyor. Bu görülen şey de bize Türkmen eline bir bayram sanılır. Anın dolayısıyla Türkmen şairi şöyle yazmış. Sanki seher vaktinde güzel avazla horuzlar öter, hem dağların arkasından parlayarak hürriyet şafağı atar. Hep dünyayı bürüyerek nurlu güneş çıkar, Türkmen eli aşk ile sevgiyle bayramını yapar. Müslüman, değerli Müslüman kardeşlerimiz, biz Türkiye'ye geldik. Elde, avuçta bir şey yok. Hemen bizi Türkiye hükümeti yer verdi. Bize de yani bir maaş bağladı. Onun dolayısıyla elhamdülillah güzel güzel yaşıyoruz. Ve memleketlerde oturan kardeşlerimiz, onlara da Türkiye'de olan kardeşleri elden geldikçe yardımda bulundular. Bu da hatırımıza bir şey getirir. Mekke Müslümanları, muhacir gittikleri vakit Medine'ye, Medine ehlisi çok güzel karşıladılar muhacir kardeşlerini. Hatta ve bazıları mallarına ortak ettiler muhacir kardeşlerini. Ne güzel bir durum. İslamlık böyledir. Müslüman, Müslümana yardım etmektedir. Müslüman, Müslümana ortak olmak gerek. Gerek yardım ile, gerek mal ile. İslamlık böylelikle yıkılmaz. Her bir vakit ayak üzere kalır. Resulümüz İslamlığı şöyle bildirdi bizlere. Meselul mu'min fi tevadduhim ve terahumihim ve taatufihim meselul cesed. İza işteke minhu udvan teda'a lehu seyru cesedi bis-sehri vel-humme. Yani Müslümanlar birbirini sevmekle ve birbirine merhamet göstermekle ve birbirinin yarasına ortak olmakla aynı bir ceset gibi bir insanın cesedinin neresi sızılarsa hep cümle ceset sızılar. Değerli Müslüman kardeşlerim, bu mübarek Ramazan ayın bir değerli Müslüman kardeşlerim, bu mübarek Ramazan ayı ayların en değerlisi olduğu diye sık sık dua edek. Dilekler kabul olur inşallah. Bizim duaya çok ihtiyacımız var. Görüyorsunuz İslam alemini ve dünyayı alemini korona hastalığı perişan etmiş. Allah elbette Allah bilir bu bir musibettir insanların yaptıkları suçlara göre. Çünkü Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Ve me asabakum min musibetin fe bime kesebet eydikum ve ya'fu an kesir. Yani ne türlü musibet gelirse sizlere, sizlerin ettiğiniz suçlar başı altından. Biz de Müslüman olduğumuz için Allah'ın ve Resul'ün sözlerine dayanarak, inanarak çok çok dua
edek. Allah İslam alemini bu hastalıktan uzak eylesin. Yüce Allah şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde: Ed'uni estecib lekum. Ed'uni estecib lekum. Ve Resulümüz de şöyle buyurdu hadis-i şerifinde: Eddua silahul mu'min. Yani dua edin, Allah icabet eder. Ve Resulümüz de buyuruyor, dua müminin değerli, kuvvetli silahıdır. Ola ki bu mübarek Ramazan hürmetine Allah bu hastalığı İslam alemini üzerinden giderir. Yüce Allah'ım şu mübarek ayı hürmetine ve tutulan oruçlar hürmetine, yapılan ibadet hürmetine bu hastalığı, bu hastalığı, hep musibetleri İslam aleminden gidersin. Allah Teala Hazretleri cümle İslam alemine hayırlı ömürler versin, aydınlı günler göstersin. Amin. Allahümme amin. Ve sallallahu ala seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain.